yılında Maarif Vekaleti Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu görevi sırasında 1. Devlet Resim ve Heykel Sergisi açılmış, geleneksel ve çağdaş Türk sanatını tanıtmakta öncülük eden Güzel Sanatlar Dergisi yayım hayatına girmiştir. De yeniden akademik hayata dönerek Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Türk ve İslam Sanatları kürsüsünde çalışmaya başladı. Bir yıl sonra uzun yıllar müdürlüğünü yapacağı Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü'nü kurdu ve bu alanda çalışan bilim adamlarını bir araya topladı. Komitesinde yer aldığı Milletler Arası Türk Sanatları Kongresi'ni oluşturma çabaları içine girdi ve 4 yılda bir düzenlenen Türk sanatının dünyaya tanıtılmasında büyük önem taşıyan, günümüzde de sürdürülen kongrelerin ilkini 19 Ekim 1959'da Ankara'da gerçekleştirdi. 1951-1953 yıllarında İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve 1959-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde 2 dönem rektör. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi derslerine başladı. 1968'de burada da sanat tarihi bölümünü kurdu. 1973 yılında emekliliğine ayrılıncaya kadar her iki üniversitedeki görevlerine devam etti. 1949-1966 yıllarında Türk Dil Kurumu üyeliğini yaptı. 1947-1950 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda görev aldı. Türkiye'deki Sanat Eleştirmenleri Derneği'ni kurdu. Sanat meseleleri, Leonardo da Vinci'nin sanatı, İslam mimarisi, İslam sanatı tarihi.